Mute Destanı. Bu bant Zaman Yayıncılık Selam Dergisi tarafından hazırlanmıştır. Bu sahada ortaya konacak çalışmalara bir başlangıç olması ümidiyle hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Yazan İbrahim Sadri. Özgün müzik Barbaros Ceylan. Yöneten Ulvi Alaca Kaptan. Hicret-i Nebevi'nin 8. yılında Medine. Şanlı Bedir gazasından, büyük imtihan Uhud'dan sonra Medine. Peygamber halkasının gün geçtikçe büyüdüğü, İslam'ın çığ gibi yayılmaya başladığı bir dönemde münevver Medine. İslam'ın gür sadası sınır tanımaksızın yeryüzü coğrafyasının her yerine ulaşmaktadır artık. Kaynak Medine. Artık Allah Resulü'nün tayin ettiği elçiler çeşitli topluluklara İslam'ı tebliğ için gidiyorlardı. Sahip oldukları malla, servetle, askeri güçle övünen, büyüklenen Rum kaiserlerinin İran kisralarının karşısında Allahu Ekber diyen İslam elçileri vardı, İslam vardı. Sömürünün altında ezilen mazlumların, zayıfların yanında tevekkeltü teala Allah deyip Allah'a sığınan İslam elçileri vardı, İslam vardı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu büyük sözün sınırsız gücü karşısında cahili köprüler atılıyor, kirler aklanıyor, insanlar Allah nizamına doğru koşuyor, koşuyorlardı. İşte böyle bir zamanda hicretin 8. yılında Münevver Medine'de Allah Resulü Hazreti Muhammed Beynelib kabilesinden Haris bin Ümeyr'i bir mektupla birlikte Şam'da bulunan Rum Kayseri'ne göndermeye karar verdi. Resulullah'ın bu kararı üzerine Allah Resulü'nün elçisi olmakla şereflenen Haris bin Ümeyr Medine'den Şam'a doğru hareket etti. Haris bin Ümeyr yolculuğun uzun kısmını tamamlayıp Şam sınırında bir köy olan Mute'ye gelmişti ki Rum Kayseri'nin Şam ülkesi valilerinden Şurahbil bin Amr'ın askerleri tarafından durduruldu. Sonra da Şurahbil bin Amr'ın karşısına çıkarıldı güzide İslam elçisi Haris bin Ümeyr. Orada biri var. Durduralım. Hadi bakalım. Dur bakalım. Kimsin sen? Ben Haris bin Ümeyr'im. Nereden geliyorsun? Medine'den. Ya demek Medine'den. Müslümanların şehrinden. Bu valimizin çok hoşuna gidecek. Sen şimdi bizimle geleceksin. Benim yolum Şam'a. Sizin valinizle herhangi bir işim yok. Ben yoluma devam edeceğim. Ya demek zor kullanmak zorundayız. Nöbetçi, valiyi göreceğiz. Bir tutsak getirdik. Yürü. Sayın valimiz, devreye gezerken çölde Medine'den Şam'a giden birini yakaladık. Getirin çabuk. İşte sayın valimiz. Ben Suriye valilerinden Şurahbil bin Amr'ım. Söyle bakalım, kimsin sen? Ben Haris bin Ümeyr'im. Sen Muhammed'in elçilerinden biri olmuyorsun sakın. Evet. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisiyim ve Şam'a Kayserinize onun bir mektubunu götürüyorum. Ver onu bana. Onu sana veremem. Resulullah onu kime gönderiyorsa ona vereceğim. Arayın şunun üstünü. Çabuk. İşte sayın valimiz. Mektup burada. Ver bana. Demek Kayserimizi İslam'a davet ediyorsunuz ha? Bağlayın onu ve hemen götürüp boynunu vurun. Ve şanlı İslam elçisi Haris bin Ümeyr, Şurahbil'in askerleri tarafından şehit edildi. Peygamberimizin o güne dek hiçbir elçisi şehit edilmemişti. Haris'in öldürülmesi Resulullah'a çok ağır geldi. Müslümanlardan birine karşı yapılmış en ufak bir saldırı
tek bir vücut gibi olan bütün İslam cemaatini derinden sarsmıştı. Peygamberimizin Müslümanları toplayarak Haris'in başına gelenleri onlara anlattı. Müslümanlar da silahlanıp hazırlanarak Cürf ordugahında toplandılar. Ama bilmiyordu Şurahbil, müminler içlerinden birine yapılan en ufak bir haksızlığa hep birlikte karşı koyarlardı. Ama bilmiyordu Şurahbil, İslam'da cemaat olmanın ne anlama geldiğini. Ama bilmiyordu Şurahbil, müminler ancak kardeştir ayetinin ne anlama geldiğini ve nasıl yaşandığını. Artık kim durdurabilirdi canlarını ilahi kelimetullah'a adamış mücahit sahabileri? Değil mi ki onlar imanda Allah ve Resulüne kopmaz bir şekilde bağlanmışlardı? Ve değil mi ki cihad imanın en önemli belirtisiydi? Silahlanıp yola çıkmaya hazırlanan İslam mücahitleri yaklaşık 3000 kadardı. Öğle namazı kılındıktan sonra Resulullah mücahitlere dönerek kendilerine kumandan olarak Zeyd bin Harise'yi tayin ettiğini, eğer o öldürülürse yerine Cafer bin Ebi Talib'in geçmesini, o da öldürülürse kumandayı Abdullah bin Revaha'nın almasını söyledi. Eğer Abdullah bin Revaha da öldürülürse Müslümanlar kendi aralarından birini kumandan olarak seçeceklerdi. Ve Cürf ordugahında toplanmış Müslümanlar ağlamaya başladılar. Çünkü onlar biliyorlardı ki Zeyd'e de, Cafer'e de, Abdullah'a da artık geri dönüş yoktu. Resulullah onları şehadetle müjdelemişti. Ağlıyordu sahabiler, ah diyorlardı. Keşke sağ kalsalardı da kendilerinden yararlansaydık. Ağlıyordu sahabiler, imanın lezzetiyle ölüme aldırmadan bile bile isteye isteye yürüyen mücahit kumandanlara ağlıyordu. Ve mutluydu Zeyd bin Harise. Ve mutluydu Cafer bin Ebu Talip. Ve mutluydu Abdullah bin Revaha. İşte bir adım ötelerinde şehadet vardı. Mücahitler Medine'den yola çıkacakları zaman Peygamberimiz beyaz bir sancak hazırlatıp Zeyd bin Harise'ye verdi. Ona Haris'in şehit edildiği yere kadar gitmesini ve orada bulunanları İslamiyet'e davet etmesini söyledi. Şayet İslam'ı kabul ederlerse onlara dokunulmamasını, kabul etmedikleri takdirde Allah'ın yardımına güvenerek onlarla çarpışmasını tavsiye etti. Hazreti Muhammed uğurlamak üzere veda yokuşuna kadar mücahitlerle birlikte gitti. Bu arada halktan birçok kişi de ordugaha kadar gelip mücahitlerle vedalaştılar. Onlara dua ettiler. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun, sağ salim ve ganimetler elde etmiş olarak geri çevirsin dediler. Ve Müslümanlar Abdullah bin Revaha ile vedalaşırken o ağlıyordu. Ağlıyordu Revaha'nın oğlu, peygamber şairi. Ağlıyor, ağlıyordu. Ey Revaha'nın oğlu, niçin ağlıyorsun? Ben ne dünya sevgisinden ne de sizleri özleyeceğim için ağlıyorum. Öyleyse? Ben Yüce Allah'ın kitabından içinde cehennem ateşinin anıldığı bir ayeti okurken Resulullah'ı dinlemiştim. Allah şöyle buyuruyordu. İçinizden cehenneme uğramayacak yoktu. Bu Rabbinin yapmayı üzerine vacip ve gerekli kıldığı bir gerçekti. İşte buna ağlıyorum. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Allah sizin yardımcınız olsun. Sizleri her türlü tehlikeden korusun, sağ salim bize geri çevirsin. Fakat ben Rahman olan Allah'tan yarılanmak, kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle yahut ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir kargı saplanmasıyla şehit olmak isterim ki kabrime uğrayanlar Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuş desinler.
Kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle, bir kılıç darbesiyle, bir kılıç darbesiyle. Yahu ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla. Şehit olmak istedi, şehit olmak istedi, şehit olmak istedi, şehit olmak istedi. Abdullah bir revaha, Abdullah bir revaha. Kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle, bir kılıç darbesiyle, bir kılıç darbesiyle. Yahut ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla. Şehit olmak istedi, şehit olmak istedi, şehit olmak istedi, şehit olmak istedi. Abdullah bir revaha, Abdullah bir revaha, Abdullah bir revaha, Abdullah bir revaha. Sen peygamberimizle ne konuşuyordun ya Abdullah? Resulullah'a dedim ki, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şeye emir ve tavsiye buyur. Peki Resulullah sana ne dedi? Dedi ki, yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada secde ve namazları çoğalt. Allah'ı daima zikret. Ve nihayet yaklaşık 3000 kişilik İslam ordusu Veda Tepesi'nde Resulullah'ın bizzat uğurlamasıyla Medine'den ayrılarak Mute'ye doğru yola çıktı. Gidiyorlardı. Karşılarındaki düşman kim, ne kadar olursa olsun fark etmezdi onlar için. Gidiyorlardı. Şehadete, zafere doğru uçarcasına gülümseyerek gidiyorlardı. Gidiyorlardı. Allah'a tevekkül etmiş, Resulullah'a güvenmiş, kılıçlarını bilemişlerdi. Aziz İslam elçisi Haris bin Ümeyr'i şehit ettiren Şurahbil bin Am, İslam ordusunun kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber alınca 100 bine aşkın sayıda asker topladı. Ayrıca Müslümanların geleceği yollara casuslar ve gözcüler çıkarmayı ihmal etmedi. Bu arada Rum Kayseri Heraklius'ta 100 bin askerle birlikte Belka topraklarında bulunan Ma'ab bölgesine gelip konaklamıştı. Aynı zamanda Hristiyan Araplardan da 100 bin kişilik bir kuvvet Heraklius'un ordusuna katılmıştı. İslam mücahitleri ise bir süre Vadiül Kura bölgesinde kaldıktan sonra Şam topraklarında bulunan Ma'an'a gelmiş ve konaklamışlardı. Düşmanın sürekli artan sayısı ve teçhizatının haberi kendilerine ulaşmıştı. Durum tehlikeliydi. Bu nedenle İslam mücahitleri istişare için Ma'an'daki konaklamalarını 2 geceye çıkardılar. Sayın valimiz, Kaiser Heraklius'u haberinize eriştirdim. Çok kısa bir zamanda Rumlardan 100 bin askerle gelip Belka topraklarında Ma'ab'a kondu.
Çok âlâ. Çok âlâ. 100.000'de biz toparladık. 200.000 askerle herhalde Müslümanların hakkından geliriz. Hepsi bu kadar değil sayın valimiz. Ayrıca Hristiyan Araplardan Malik bin Zafile kumandasında Lahım, Cüzam, Kain, Vail, Bekir ve Beli Hristiyan Araplarından meydana gelen 100.000 kişilik bir ordu daha Kayser'in ordusuna katıldı. Ne âlâ. Şimdi durumumuz büsbütün sağlamlaştı. Efendim, Kayser'imiz birleşik ordulara Malik bin Zafile'nin komuta edeceğini söyledi. Arz ederim. Giremezsin. Giremezsin. Ağlıyor orada. Sayın valimiz. Sayın valimiz. Önemli haberler getirdim. İzin verin. Bu ne cüret? Benim yanıma nasıl böyle apar topar girmeye kalkarsın? Boynunu vurursun. Efendim, kardeşinizin Sedüs'ün birliğinden bir askerim. Yaralıyım. İzin verin anlatayım. İstersen anlatsana. Ne oldu? Müslümanlar bizi tuzağa düşürdü. Kardeşiniz öldü. Ne? Öldü mü? Onu gözlerimizin önünde öldürdüler. 15 kişi canımızı zor kurtardık. Nasıl oldu? Anlatsana be Sersem. Nasıl oldu? Müslümanların öncü kuvvetiyle karşılaştık. Kaç kişiydiler? 5-10 kişi kadar. Tam 50 kişiydiniz. Nasıl aklarından gelemediniz? Rezil. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak üzerimize çullandılar ve bizi bozguna uğrattılar. Kristus adına, Kayser adına, Sedus, kardeşim, o cengaver komutan nasıl ölebilir? Hem de 5-10 kişinin hakkından gelemeden. Dışarıda birkaç arkadaş daha var. Onlar da yaralı. Sayın valimiz, emrederseniz onları da içeri alalım. Alın, çabuk. Mehmetçi, Mehmetçi. Buyurun efendim. Dışarıdakileri de içeri al. Acele, acele et. Müslümanların esas birliklerine kadar. Öğrenebildiniz mi? Onları gözetledik efendim. 3-5 bin kişi kadardılar. Emin olabilirsiniz. Gelin, çabuk gelin. Bu ne hal? Ne oldu size? Müslümanların tümü kaç kişiydi? Söyleyin bakalım. 3-5 bin kişi kadar. Ya sen ne diyorsun? Ben de öyle diyorum sayın valimiz. Hepsi 3-5 bin kişi. Evet, topu topu o kadardı. 3-5 bin ha? Yani en çok 5 bin kişi. Bu işte bir iş var. Sayın valimiz affedin ama inanmak zorundasınız. Muhakkak bunlar öncüler. Arkası var bunların. Muhakkak arkası var bunların. Arkası filan yok efendim. Her tarafı gözden geçirdik. Efendim Müslümanların bundan daha ziyade asker çıkarmaları zaten mümkün değil. Hele bu kadar uzak bir sefere zaten fazlasını yollayamazlardı. O halde işimiz çok kolay olacak. 1-2 saat içinde hepsini öteki dünyaya yollarız. Ah kardeşim Sedus'un o günleri görmesini ne kadar isterdim. Rumların bizim için pek çok asker topladıklarını siz de biliyorsunuz. Görüşleriniz nelerdir? Ya Zeyd, Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip memleketlerine akın yapalım. Evet, akın yapıp esirler alalım. Sonra da Medine'ye geri dönelim. Evet. Abdullah, sen susuyorsun. Senin fikrin ne? Biz ganimetler elde etmek için yola çıkmadık. Biz ancak Rumlarla karşılaşmak için yola çıktık. Öyleyse Resulullah'a yazı yazıp düşmanımızın sayısını bildirelim. Bize savaş erleri yetiştirmesini ya da yapmamız gerekeni emretmesini isteyelim. Vallahi sizin şimdi istememiş olduğunuz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de at ve süvarice çok olduğumuz için değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu dinin kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. Bunda muhakkak iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır. Bedir savaşı gününde yanımızda 2 at, Uhud savaşı gününde de 1 tek at bulunuyordu. Eğer düşmana galip gelmek kaderde varsa,
Zaten Allah'ın ve peygamberimizin bize vaadi de böyledir. Allah vaadinden dönmez. Melekler kardeşlerimizdi. Hazretemizde Bedir'de savaşan, Uhud'da gaddar ve loş bir hırsı hırpalayan kardeşlerimiz vardı. Biliyorduk hallerden bir haldi, yaşadığımız hallerden bir hal. Bir kişiydik hepimiz ama içimizde bir iman izdihamı. Göklerce uğuldayan, uğuldayan sevda çağlayanları, çağlayanları. Endülüs fethedilmemişti ama daha evden de çıkmamıştı. Göklerce uğuldayan, uğuldayan sevda çağlayanları, çağlayanları. Endülüs fethedilmemişti ama daha evden de çıkmamıştı. Melekler kardeşlerimizdi. Az ötemizde Bedir'de savaşan, Uhud'da gaddar ve loş bir hırsı hırpalayan kardeşlerimiz vardı. Biliyorduk, hallerden bir haldi, yaşadığımız hallerden bir hal. Bir kişiydik hepimiz ama içimizde bir iman izdihamı. Göklerce uğuldayan, uğuldayan sevda çağlayanları, çağlayanları. Fethedilmemişti ama daha evden de çıkmamıştı. Abdullah bin Revaha'nın konuşması mücahitleri cesaretlendirmişti. İslam ordusu tekrar yek vücut, azim ve cesaretle yoluna devam etti. Yine gidiyorlardı. Aram Yarımadası'nın o sıcak, o upuzun yollarında, bağırlarında barınan sönmez, yıkılmaz bir inançla gidiyorlardı, sabırla gidiyorlardı. Abdullah bin Revaha da devesinin üstünde ve terkisinde henüz küçük bir çocuk olan Zeyd bin Erkam'la birlikte gidiyordu. Küçük bir çocuk olmasına rağmen Zeyd de mücahitlerle birlikte sefere çıkmıştı. Peygamber şairi Abdullah bin Revaha'nın dudaklarından mısralar dökülüyordu. Çölün mahmurluğuna, ıssızlığına karşı. Ey deve, beni ve yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra 4 konak daha götürürsen artık seni başka bir sefere çıkarmayacağım. Sen sahipsiz ve özgür olarak serbest kalacaksın. Ben de herhalde geriye ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Artık ne ocağının hurma ağaçları ne de en güzel meyve ağaçları umurumdadır. Ey yaramaz, sana ne oluyor? Sana ne zararı var? Allah bana şehitlik nasip ederse sen de hayvan üzerinde geri dönüp çeker gidersin. Ben de dünyanın dertlerinden, tasa ve üzüntülerinden, hadiselerinden kurtulmuş, rahata kavuşmuş olurum. Ey çocuk, biliyor musun? Neyi biliyor muyum? Bu sefer inşallah şehitlik nasip olacaktır. Ve nihayet İslam mücahitleri topluca Mute önlerine geldiler. Haris'in şehit edildiği Mute'ye, meşarif kılıçlarıyla ünlü Mute'ye, buğdayı dillere destan Mute'ye, geniş yaylalara sahip Mute'ye. Birazdan bir ölüm kalım savaşının patlayacağı, bir destanın yazılacağı Mute'ye. Öyle bir beldesin ki
Mute mute oy mute, öyle bir beldesin ki. Mute mute oy mute, gör bak sen birazdan, gör bak kim kahraman, gör bak sen birazdan, nasıl kopacaktır bir fırtına, nasıl kopacaktır bir fırtına. Meşarif kılıcıyla ündü mute oy mute, meşarif kılıcıyla ündü mute oy mute, gör bak sen birazdan, gör bak kim kahraman, gör bak sen birazdan, nasıl kopacaktır bir fırtına, nasıl kopacaktır bir fırtına. Düşman askerleri yaklaşmaya başlayınca İslam mücahitleri Mute köyünün merkezine çekilip savaş düzenine girdiler. Kumandan Zeyd bin Harise sağ kanat kumandanlığına Kutbe bin Katade'yi, sol kanat kumandanlığına da Ubade bin Malik'i tayin etti. Ve müşrikler göründü. Müşrikler sayıca, silahça, binitçe, mali güççe Müslümanlarla kıyaslanmayacak derecede üstündü. Güçlüydü, göz kamaştırıyordu. Ama İslam mücahitlerinin değil, kendilerinin gözleri kamaşıyordu. Çünkü bu mücahitler Bedir'de de bulunmuştu, Uhud'da da. Onlar öğrenmişti artık üstünlüğün sayıyla, silah fazlalığıyla olmadığını. Onlar öğrenmişti artık zaferin ancak inananlara ait olduğunu. Ve iki taraf yeşil ekinler üzerinde birbiriyle amansızca çarpışmaya, vuruşmaya başladı. İslam ordusu kumandanı Zeyd bin Harise, peygamberimizin sancağını eline aldı ve ilerledi. Ta ki vücudu Rum mızrakları ile delik deşik edilip kanlar fışkırıncaya dek. Zeyd bin Harise şehit olmuştu. Şahadet özlemim düştün de içimize, cenneti rüzgarı estin de yüzümüze. Önce biz varacağız Arasat'a kardeşlerim. Gideceğiz ve en önce biz havzın başında bekleyen peygamberin yanına. Çünkü biz cihadı alnımızın çatına vurduk. Önce şehadeti koyduk her sabah duamızın başına. Come on!
Zeyd şehit düşünce sancağı Cafer aldı. Hemen zırhını giyip atına bindi. Bir elinde sancak, bir elinde kılıcı olduğu halde daldı düşmanın içine. Düşman ordusunun ortasına dek varmıştı. Artık kurtuluş yolu olmadığını anlayınca atından atladı ve düşmanın eline geçmesin diye atının bacak sinirlerini kestikten sonra kendi de son nefesine kadar çarpıştı. Bir yandan da şunları söylüyordu Cafer. Cennette ona yaklaşmak da ne güzel. Onun şerbetleri tatlı ve soğuktur. Rumlara gelince onların sonu yakındır. Çünkü kafirdir onlar. Bana düşen onlardan karşıma çıkana kılıç vurmaktır. Ve vurdu kılıcını kafirlere Hazreti Cafer. Çarpıştı. Çarpışırken düşman tarafından vurulup bir eli kesildi. Sancağı diğer eline aldı Hazreti Cafer. O da vurulup kesilince sancağı koltuğunun altına kıstırdı Cafer. Sonra da bir düşman gelip mızrağını ona sapladı ve bedenini kılıçla ikiye ayırdı. Cafer yere düştü. Savaştan sonra vücudunda 90'dan fazla mızrak, ok ve kılıç yarası bulunacaktı. Cafer bin Ebi Talip şehit olmuştu. Şahadet özlemim düştün de içimize, cennetin rüzgarı estin de yüzümüze. Cafer bin Ebi Talip şehit olunca sancağı peygamber emri gereğince Abdullah bin Revaha aldı. Atının üzerinde olduğu halde düşmana doğru ilerledi. İlerlerken de nefsini kendine boyun eğdirmeye, tereddütlerini gidermeye çalışıyordu. Ey nefsim, ben seni boyun eğdirmeye yemin ettim. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun ya da bunu sana zorla kabul ettiririm. Baksana nasıl da bağırıyor müminler. Hepimiz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz sesleri yükseliyor. Ama görüyorum ki sen cennetten pek hoşlanmıyor gibisin. Oysa ki sen beden kırbası içinde bir damla su olmaktan başka nesin ki? Sen şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin ki? İşte ölüm gelip çattı. Arzulamadığın şey sana verilecektir. Eğer Zeyd ve Cafer'in yaptıklarını yapar, şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Eğer gecikirsen bedbaht olursun. Abdullah savaş sırasında parmağından yaralanınca atından yere atladı. Elinin yaralı parmağını ayağının altına koyup çekip kopardı. Ama nefsinin tereddütlerini henüz giderememiştir Revaha'nın oğlu. Ey nefsim, şehit olmaktan seni çekindiren, sakındıran hangi şeylerdir? Eğer çekindiğin şey karımdan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa, işte onu boşuyorum. Eğer çekindiğin şey kölelerimden mahrum kalmaktan ileri geliyorsa, onları da azat ediyorum. Yok, eğer çekindiğin şey bahçemi, bostanımı kaybetmekse, onları da Allah ve Resulüne bırakıyorum. Abdullah bin Revaha kılıcını sıyırıp elinde sancakla tekrar daldı düşmanın içine. Önce mızrakla yaralandı. Yere yıkıldığında... Ey Müslümanlar! Kardeşinizin cesedini kafirler tarafından kesilip biçilerek oyuncak edilmekten koruyunuz! Dedi. Çok geçmeden kaldırıldığı yerde can verdi. Abdullah bin Revaha da şehit olmuştu. Hmm.
Abdullah bin Revaha'nın şehadetinden sonra Müslümanlar bozguna uğrar gibi oldular. Bu sırada birçok mücahit şehit düştü. Tam bu sırada sancak Halid bin Velid'e verildi. Halid sancağı eline alır almaz hücuma geçti. Ve Müslümanlar yeniden canlanarak Rum ordusuna büyük kayıp verdirdiler. Ertesi sabah Halid bin Velid, mücahitlerin önde bulunanlarını arkaya, arkada bulunanları öne geçirdi. Sağdakileri sola, soldakileri de sağa. Böylece Rumlar sabahleyin daha önce tanıdıkları Müslümanlardan başkalarıyla karşılaşınca yardımcı kuvvet geldiğini zannettiler. Yüreklerine korku düştü. Müslümanlar düşmanın maneviyatını sarsıldığı bu sırada Halid bin Velid'in kumandası ve sancağı altında hücuma geçerek düşmana ağır kayıplar verdirdiler. Düşman perişan olmuştu. Zafer inananlarındı. Mücahitlerin savaş haberleri Medine'ye gelmeden önce Peygamber Efendimiz mucizesiyle kumandanların şehit oluşlarını ashabına anlatıyordu. Resulullah önce Zeyd bin Harise'nin sonra da Cafer bin Ebi Talib'in şehit olduklarını söyledi. Sonra şöyle buyurdu. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Sonra bir süre sustu Efendimiz. Sahabiler sararmıştı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Acaba Abdullah şehit olmaktan kaçmış mıydı? Ne olmuştu ki peygamber susmuştu? İyice kederlenmeye başlamışlardı ki Peygamber Efendimiz tekrar savaşı anlatmaya başlayarak şöyle buyurdu. Abdullah bin Revaha iki ayağını berkiştirdi. Elinde sancak olduğu halde düşmanla çarpıştı. Şehit oldu. İtirazlı olarak cennete girdi. Onun için Allah'tan yarlanmak dileğiniz. Peygamber şairinin cennete itirazlı olarak girişi sahabilerin ağrına gitti. O Abdullah değil miydi okuduğu şiiriyle peygamberimizin övgüsüne mazhar olan? O Abdullah değil miydi hakkında efendimizin... Şüphesiz kardeşiniz batıl, boş söz söylemez. Buyurduğu... O Abdullah değil miydi şiirinde Resulullah'ı şöyle öven? Şafak söktü, tan yeri ağardığı sırada ne mutlu bize ki bulunuyor Resulullah aramızda ve kitabı olan Kur'an'ı okuyor. Dalalet ve sapkınlıktan sonra o bize doğru yolu göstermiş, tereddütsüz inanmışızdır gönüllerimizde biz de ona. O her ne getirdiyse Allah'tan muhakkak olmuştur. Müşrikler uyku çekerken yataklarında, o gecelerdi yanı döşeğinden uzakta. Dayanamayıp sordu sahabiler efendimize, niçin itirazlı olarak cennete girdiğini Abdullah'ın? Resulullah şöyle buyurdu. Kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretlendi ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar cennette altından tahtlar üzerinde otururlarken bana gösterildiler. Abdullah'ın tahtı arkadaşlarınkinden eğriydi. Bunun nedenini sordum. Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirmiş, sonra çarpışmaya gitmişti denildi. Rüyada cennete girdiğimde Cafer'i kana boyanmış, iki kanatlı, Zeyd'i de onun karşısında gördüm. Revaha'nın oğlu da onların yanında bulunuyordu. İki elini savaşta kaybeden Cafer'in iki kanadı vardı cennette. Cafer'i tayyar idi artık o. Kahramanlar gibi savaşan Zeyd ve Abdullah ile cennette yan yana yediler. Evet, 3000 kişilik İslam ordusu Muhte'de 250 bin kişilik düşman orduları ile tam 7 gün çarpışmış ve imanları ile kafirleri acize düşürmüştü. Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar, yüzlerini hakka dönmüş olanlar, isterse karşılarında zamanın görünüşte dev güçleri birlik olsun, üzerlerine gelsin, çarpışır, vuruşur ve zaferi kazanırlar.
Zafer ancak inananlarındır. Zaferin sıcakmıştı su ile yüreğimizin çarpar damarı, çarpar damarı. Vurulduksa da onun yolunda, kaybettikse de kazandıksa da, kazandıksa da. Ve Bedir'de de Uhud'da da biz vuruşanlardık aynı sevdayla. Ve Bedir'de de Uhud'da da biz vuruşanlardık aynı sevdayla. Bizler Allah'ın askerleriyiz, bizler Allah'ın askeri. Bizler Allah'ın askerleriyiz, bizler Allah'ın askeri. Kardeşim bana bir şeyler söyle, yalnızlığımız ve efkarımız, ve efkarımız. Hüzünlerimiz ve kıyamımız birleştirerek ellerimizi, ellerimizi. Ve yeryüzünde sevdalarımız öyle kuşatır tüm iklimleri. Ve yeryüzünde sevdalarımız öyle kuşatır tüm iklimleri. Bizler Allah'ın askerleriyiz, bizler Allah'ın askeri. Bizler Allah'ın askerleriyiz, bizler Allah'ın askeri.